şey olmuyor. Sonra tekrar ediyor. Hatta çıtayı bir yukarı doğru götürdüğünü görüyoruz. Hafta sonunda HDP'nin bir protesto gösterileri oldu. Türkiye'nin dört bir tarafında. Bir milletvekilinin ayağı kırıldı mesela o protestolar sırasında. Onunla ilgili attığı bir tweet var. Yani o da çok ağır. Biz bunları asla izin vermeyeceğiz. İşte bununla ilgili gerekeni yapacağız. Siz Öcalan'ın şunu istiyorsunuz, bunu istiyorsunuz gibi bir tweetti. Ama sanki Türkiye'de kural yok. Dokunulmaması gereken noktalar var. Uyuşturucu gibi, terör gibi. Oralara girildiği anda ben her şeyi yapabilirim. Beni kural bağlamaz gibi bir yaklaşım. Ya da siyaseti de belki buna dahil etmek lazım. Mersin'den ötürü ikisini birleştirerek de yapıldığına şahitlik ettik. Yani bu da o hırçınlığın sonucu mu? Yoksa iş yapma biçim mi? Ya da bunlar yanlışsa hiç müdahale edilmeyince çıta nereye kadar gidecek? Ben İçişleri Bakanı'nın bu tutumunu tehlikeli buluyorum ama ciddiye de almıyorum. Çünkü üslubu bu. Daha önceki yıllarda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı bir başka partinin genel başkanı olarak mücadele ederken biliyorsunuz dağarcığı çok sınırlıydı, söz dağarcığı. Benzer sözcükler kullanıyordu. Bu iktidardan ve Sayın Erdoğan'dan hesap sormazsa namert olduğunu meydanlarda birinci kavram olarak ısrarla altını çize çize söylüyordu. Şimdi o sözler arşivlerde kayıtlı. Zaman zaman YouTube'dan ekrana geliyor. Şimdi benzer bir dili sürdürüyor. Bu sefer bu tarafa geçti. Karşı tarafa karşı bu kadar radikal, bu kadar sert söylemler. Şimdi bakınız, Anadolu'da yaşıyorum ben. Türkiye'nin değişik yerleriyle temasım var. Uyuşturucu konusu son derece vahim. Uyuşturucu konusu, yani liselere, okullara inmiş ve herkesin kesesine dönük uyuşturucu olduğu konusunda emniyet içinden aldığım bilgiler var. Böyle bir ortamda İçişleri Bakanı, sözüm ona, çok sert mücadele yaptığını sergilemek istiyor. O yüzden işte acımayın, ayağını kırın falan gibi söylemler ileri sürüyor ama aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Kişinin görülür rütbeyi aklı eserinde diye bir tarihi sözümüz var. Sonuç ne? Sonuç ne? Türkiye'de bu kadar yoksullara, zenginlere bu kadar uyuşturucu tarihte görülmedik biçimde yaygınlık kazanmışsa senin bu lafın havanda su dövmek boşa bir şey. Yani birincisi bu. İkincisi bu milletvekili ile ilgili. Şimdi bakınız, o yürüyüş dedi bana bugün, ben onu eleştirdim. Attığı tweet'i müsaade eder misiniz bir okuyayım bizi izleyenlere? Bir büyütelim arkadaşlar, onu bir göreyim. Aymazlık, utanmazlık ve ne diyor, ahlaksızlık. Evet. Bebek katili Apo için yürümek yürümek ne zamandan beri demokratik siyaset oldu. Türkiye'den terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza asla izin verilmeyecektir. Bu kadar basit diyor ve bu meseleyi bu şekilde savunuyor. Buyurun Ertuğrul Bey. Şimdi evet, utanmazlık, bir aymazlık, bir gaflet var burada ama o gaflet bence milletvekilinin yüzünü kanatan ya da ayağını kıranların tutumudur. Yani evet, bir gösteri tasvip etmeyebilirsiniz. Ben Türkiye'de terörü siyasi bir araç yapmaya çalışan hiçbir akıma hayatımın hiçbir döneminde, solda olsun sağda olsun, 20 yaşından bu yana bir şey göstermedim. Hoşgörü göstermedim. Bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum genelde. Özelde de mesela PKK hareketinin Kürt siyasi hareketine zarar verdiğini düşünüyorum. Ama bu insanların gösteri yapması, insanların yürüyüş yapması hakkını ortadan kaldırmaz. Veya bu gösteri, bu yürüyüş eğer yasa dışıysa, gereken izinler alınmamış veya amacından sapmışsa kayda alırsınız. Elebaşlarıyla ilgili veya orada işte aşırı davranışlarda bulunanlarla ilgili sonra işlem yaparsınız. Kural neyse uygularsınız diyorsunuz. Kuralları, tabii, yani yasadaki kuralları uygularsınız. Sopayla girip orada milletvekiline varana kadar milletin orasını burasını kırmazsınız. Bu yanlış bir davranıştır. Şimdi bu yaptığı nitelemeler, tamam, bu Türkiye'de birçok insan bu nitelemelere katılıyor ama şunu da unutmayalım. Siz bu hakkında yürüyüş, yani Suriye'den çıkarılış ile ilgili 25 sene önce bir protesto yürüyüşü yapan kitlenin hakkında yürüyüş yaptığı kişi 2013'ün Nevruz'unda Kürtçe ve Türkçe Türkiye'ye konuşturduğunuz yazdığı mektubu ve bütün bunları
Türkiye'nin televizyonlarından naklen yayınladınız. Hadi o tarihte kaldı. 9 yıl önce de kaldı. Daha yerel seçimde gittiniz, aynı kişiden bir destek mektubu aldınız ve o destek mektubunu devletin televizyonundan yayınladınız ve o kişinin, bahsöz ettiğiniz kişinin kardeşini de çıkardınız devletin televizyonundan, iktidara destek olsun diye konuşturdunuz. Hangisi vahim? Yani Yüksekova'da yapılan yürüyüş mü vahim? Yoksa bu kişiden destek mektubu alıp bu mektubu onun kardeşi eliyle devletin televizyonundan iktidarınıza destek olsun kaygısıyla yayınlatmak mı vahim? İçişleri Bakanıysanız önce bir aynaya bakın. Peki. Yere bakanların, bir göreve bakanların önce aynaya dönüp bakması, ben ne yaptım, biz ne yapıyoruz da vatandaşa bu kadar fatura çıkarıyoruz demesi. Vallahi gerek. Ertuğrul Bey, bu siyaset biçim yapma biçiminde bilmiyorum katılır mısınız bana ama dün yok. Dün yok, dün tamamen silinmiş vaziyette, hep bugün yaşanıyor. Yarın da yok yani, hep bugün yaşanıyor. Toplumun dünü var, bakın iktidar dönüyor Türkiye tarihini 2000'nin öncesine, bırakalım 1950'nin öncesine kadar taşıyor. Demek ki toplumsal bir hafıza var ve insanlar sizin Öcalan'dan 2019 yerel seçimine giderken mektup aldığınızı, gelip kardeşini de, yani bu ülkede her şeyden uçan kuştan haber olan Cumhurbaşkanı'nın da onun işte kırmızı mutlaka davrandığından haberi yokmuş, TRT'ye çıkarıldığını herkes biliyor. Daha vahim olan başka bir şey var Yavuz Bey. Bakın şimdi akşam ben bu milletvekilinin ayağının kırılmasıyla ilgili tutumla ilgili yazılanları okudum. HDP Genel Başkanı Sayın Sancar, Profesör Sancar, ki bence Türkiye demokrasi için şu anda ve HDP için şans olan bir arkadaşımızdır. Bunun demokratik siyasete müdahale olduğunu, yani yeni yaralar açabileceğini ima eden bir şey yazdı. Bir üzüntülü bir metin yazdı. Altında ne demokratik siyasetinden söz ediyorsunuz? Görmüyor musunuz? İnsanların ayağı kırılıyor. Sizin demokratik siyasetiniz de batsın, siz de batın diye saldırıya uğradı. Kimler tarafından saldırıya uğradı? HDP'yi demokratik siyasete inanmayan, teröre omuz vermeye, PKK'ya omuz vermeye niyetlenenler tarafından. Yaptığınız işin nereye yaradığını görüyor musunuz? Peki. Çok özel bir noktaya değindiniz. Biz de burada çok üzerinde duruyoruz. Selahattin Demirtaş'ın mesajları ve ona gösterilen tepki, HDP'nin de aynı şekilde Mersin sonrasında. PKK'dan bir yazı var Selahattin Demirtaş'a yönelik, şöyle diyor: Mersin'deki elim ilk kınayanlar listesine girmiştir. Tutum ve anlayışları en hafif tabiriyle münafıklıktır. PKK'nın Selahattin Demirtaş'a Mersin'deki o terör saldırısını kınadı diye yazdığı yazı. Zaten bir açıklama da yapmışlardı. Onu tasvip etmediklerini ortaya koyan. Şimdi daha ağırlaştığını görüyoruz. Ama aynı İçişleri Bakanı, bu olayla ilgili İçişleri Bakanı yaptığı açıklamaya baktığınızda da katil diye başlayan bir açıklama yapmıştı. Yani demokratik siyaseti koruyup kollayan bir yaklaşımı pek fazla, en azından iktidar tarafından